ikinci katta hemen çekiyor. Doğru, şey yapalım. Girişi de şey yapalım. Ya. 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 Çok durması lazım. Yok. Yok. Girecek efendim, girecek. Tarihi Kızıldağ yaylasına hizmet etmenin kuvancının mutluluğunu, şerefini yaşıyoruz. Bu pazar günü de Kızıldağ'ın tarihi güreşlerinin 530.sü yapılacak. Bu Adana için de ayrıca ayrı bir değer taşıyan kültür mirası ve bu yıl güreşlerimizin ağası Sayın Genel Başkanımız, hemşehrimiz Türkmen Bey, Devlet Bahçeli Beyefendi. İnşallah onun gelişine de yollarda son rötuşumuzu yapıyoruz. Ve Kızıldağ yaylasına, Ramazanoğulları'nın tarihi yaylasına hakikaten önemli bir hizmet yapmanın, çok önemli bir problemi çözmenin de bahtiyarlığı, şerefi bize ait oldu. Ben özellikle belediyede Fenişler Dairesi'nde çalışan değerli arkadaşlarıma, emeğe geçen operatöründen, kamyon şoförüne kadar, yol müdürlüğüne, daire başkanına kadar hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah burası pazar günü. Pazar günü böyle tabiri caizse cillop gibi asfalt kaplı bir yol olarak bitecek. Son 1000 metrelik asfaltlanmamış bölgedeyiz şu anda ama şu yıkılan kayaların derinliğine baktığımızda yapmış olduğumuz işin büyüklüğü, önemi ortaya çıkacaktır. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Karahisarlı Belediye Başkanı da buranın şantiye şefliğini yapmıştır. Ona da çok teşekkür ediyorum. Efendim Adanalıların yaylası. Kızıldağ Tekir'den sonraki en büyük yayla. Bu yoldan sonra tahmin ediyorum Adana'nın en sağlıklı büyüyecek yaylasıdır. Evet, Kızıldağ biraz önce Sayın Başkan'ın da belirttiği gibi Adana'nın gerçekten tarihi bir yaylası. Benim için de ayrı bir önemi var. Çocukluğumun geçtiği yayla. Ve şunu hep söylüyordum. Yıllardır Kızıldağ yaylasına yaz döneminde gelen tüm vatandaşlarımızın ortak isteğiydi bu yolların yapılması. Özellikle bakacak dediğimiz mevki burası için çok ciddi manada bir sıkıntıydı. Büyükşehir Belediye'miz göreve gelir gelmez ilk önce burayı projesine aldı ve Kızıldağ yaylasının yıllardır hasretle beklediği bu yolu çok kısa bir süre içerisinde bitirdi. Ben emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir ayrıntı da ormancıyım. Orman Bölge Müdürü olarak buraları teker teker gezdim. Çok orman yolları yaptık. Buralarda gerçekten yol yapmak çok zordur. İşte biraz önce de gösterildi şu kayaları. Görüyorsunuz. Sadece belediyenin imkanlarıyla ihaleye çıktığınızda bunun 70-80 kat olacak maliyetteki bir yeri çok düşük bir maliyetle belediye personelinin özverili çalışması neticesinde kısa süre içerisinde bitirilmesi ve pazar günü yapılacak güreşlere yetişmesi gerçekten çok büyük bir başarıydı. Bir imkansız başarıldı. Bundan sonra Kızıldağ yaylası Adana'nın en önemli yaylası. Bu yolla beraber de önemi 10 kat 100 kat daha artacak. Ben tekrar başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karahisar'ımıza, Kızıldağ'ımıza, Adana'mıza da hayırlı olsun diyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ilk seçim startını verdiğinde bir şey değişecek, her şey değişecek düsturuyla yola çıktı. Hakikaten de yaylalara verdiği önemle Milliyetçi Hareket belediyelerin başarısını bir defa daha kamuoyuna gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi 13 yıllık hükümetliği döneminde buralardan çok ciddi oylar almasına rağmen Kızıldağ ve Adana'ya şaşı baktığı gibi Kızıldağ yaylasına da şaşı bakmıştır. Çok kısa bir yol yaptılar ama başarılmazı zor olanı da Büyükşehir Belediye'miz başardı. Ben buradan sizlerin aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Karahisar Belediye Başkanımıza, Fenişleri Dairesi'ne, çalışanlara, en alt kademesine, en üst kademesine hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şimdi öncelikle
bir ülkücü belediyelerin nasıl bir hizmet yapacağını bu kadar kısa sürede, bu kadar güçlü bir şekilde ve örnek olacak bir yol yapacağını Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın size sözünün nezdinde ve tüm personellerinin Karahisarlı Belediyesi'nde katkılarıyla burada görüyoruz. İnşallah Sayın Genel Başkanımız Türkmen Bey, Devlet Bahçeli Bey'in de katılmasını umduğumuz pazar günü yapılacak olan Kızıldağ Yaylası 530. Karakocak güreşlerine insanlarımız 15 metre genişliğinde otoban standartında bir yolla gelip gidecekler ve Müslüman Türk milletine bu güzel yol ve bundan daha sonra yapılacak olan nice yollarımız hayırlı olsun diyorum. Bütün emeği geçen başta Hüseyin Sözlü Başkanıma ve tüm büyükşehir personellerine Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun milletimiz. Gel bakıyorum. Gel. Yolun nasıl ya? Okul geliyor musun? Aşağıya da.